Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugünkü konumuz internet bağımlılığı. Birbirinden kıymetli iki tane konuğumuz var. Hepsi de kadim dostlarım. Öncelikle en büyüğümüzden başlayalım. Evet Arif, kendini bize tanıtır mısın? Aynı zamanda en yaşımızdan demek istedim galiba. Estağfurullah. Ben Arif Acar. 2013 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum. Şu anda hali hazırda Türk Hava Yolları'nda yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün de Alay'ın videosuna konuk oldum. Evet, mikrofonu hemen uzman psikolog Kerem Gümüş'e veriyoruz. Ben Kerem Gümüş, uzman psikoloğum. Yıllarca böyle çocuklarla, ailelerle çalışıyorum. Hala aileler ve ergenlerle özellikle çalışmaya devam ediyorum. Bu kadar. İnternetin gelişmesiyle birlikte ülkemizde özellikle son 10 yılda artık hemen hemen neredeyse bütün evlerde internet var. Ve sadece evdeki internet değil, bundan ziyade mobil telefonlar da çok yaygınlaştı ve gitgide ucuzluyor. Bunun da ister istemez bizlere vermiş olduğu bir yan etkileri var diye düşünüyorum. Yani düşünüyorum değil, öyle gerçekten de. Ben dahi internet bağımlısı olduğumu düşünüyorum. Yani burada bize uzman psikolog Kerem Gümüş bilgilendirecek. Arif arkadaşımızın da işi tamamen bilgisayar ve internet üzerinden. Onun da çok kıymetli tecrübelerin olacağını düşünüyorum. Kerem'ciğim, öncelikle sana şunu soralım. İnternet bağımlılığı nedir? İnternet bağımlılığı, hatta aslında biz bağımlılık olarak alalım olayı ele. Bağımlılık dediğimiz mesele, eğer bağımlı olduğunuz madde ya da bağımlı olduğunuz unsur ortamda yoksa çektiğiniz fiziksel bir acıdır aslında. Yani bir şeye bağımlı olabilmeniz için onun olmadığı zaman bir acı çekmeniz lazım ya da bir yoksunluk çekmeniz lazım. Onun varlığına böyle bir özlem duyabilmeniz lazım. Aslında özet olarak ve basit tabirle bağımlılık budur. Yani eğer internette olsa, oyunda olsa, telefonda olsa ya da sosyal medyada olsa, şu an hani sahip olamıyorsanız her dakika istediğiniz zamanda ya da sürekli bir onlara karşı bir ihtiyaç duyuyorsanız bunun adı evet bağımlılıktır. Ya da daha böyle sabit bir şey, günde 2 saatten, 3 saatten, 4 saat yetmiyorsa 5 saat, hatta zaman nasıl akıp geçtiği gibi tabirler kullanabiliyorsanız evet siz bağımlı olabilirsiniz. Ama yok, siz rutin işte paylaşımlarınızı yapıyorsunuzdur sosyal medyanızda, rutin araştırmalarınızı yapıyorsunuzdur, iş yerinde yapıyorsunuz ya da eve gittiğinizde bunu hiç sürekli işte yine bakayım, yine araştırayım, yine bakayım, yine bir şeyler paylaşayım gibi bir ihtiyaç hissetmiyorsunuz. Siz bağımlı sayılmazsınız. Tam olarak aslında internete bağlı sayılırsınız. O bağlılıkla bağımlılık kelimesini iyi ayırmak lazım. Şimdi sadece yani fiziksel olarak mı, yani kafada biten bir şey olabilir mi bu sence? Mesela ben de bazen şöyle oluyor. Atıyorum Instagram'da bir fotoğraf paylaşıyorum. Paylaştığım fotoğrafı kaç kişi beğenmiş diye bakmadan edemiyorum mesela. Bu bir bağımlılığın şeyi mi yoksa bağlılığın vermiş olduğu bir uyarı mı diyeyim, ne diyeyim bilemedim. Burada aslında sadece orada acaba beğenilip beğenilmedi mi'den ziyade hani sürekli kontrol etmek işin bağımlılık kısmına biraz daha yatkın gibi gözüküyor. Yani her insan sonuçta bir şekilde beğenilmek ister. Acaba beğenildi mi, beğenilmedi mi, paylaşımım acaba gidiyor mu gitmiyor diye bu tarz düşünceler düşürebilir. Biz buna direkt bağımlılık demeyiz aslında. Hani günde 3-4 defa paylaşım yapma ihtiyacı duyuyorsan ve beğenilmediği zaman da ciddi öfke krizlerine giriyorsan, örnek veriyorum. Ya niye beğenilmedi, o kadar paylaştım ben bunu gibi cümleler kuruyorsan o zaman sana belki bağımlı diyebiliriz. Ama bu tarz öfken yoksa ya da işte yok ya kardeşim ben işte bir haftada bir ya da iki paylaşıyorum, paylaşmıyorum gibi bir cümle. Bu biraz daha bağlılık kısmına giriyor. İşi tamamen yazılım üzerinden giden Arif arkadaşımıza götürelim konuyu birazcık da. Şimdi Arif, sen de mesela tamamen bilgisayar ortamında çalışıyorsun. Telefonu da kullanıyorsun aktif olarak. Yani bildiğim kadarıyla sosyal medyada çok aktif değilsin. Ama aktif olmamak bağımlı olmadığın anlamına da gelmiyor diye düşünüyorum ben birazcık. Anlatabildim mi? Bilmiyorum. Yani sadece şey de olabilir. Hiçbir şey paylaşmayıp sadece stalk yapanlar da oluyor mesela. Sen bu konularda ne düşünüyorsun? Genel olarak böyle bir konuya girelim senin için de. Benim mesleğim gereği çok fazla internette zaman geçiriyorum. Vaktimin büyük bir kısmı internette geçiyor. Çünkü sürekli teknolojilerle alakalı bir takım araştırmalar yapmam gerekiyor. Bir takım içerikler üretmem gerektiği durumlar da oluyor. Bazen sorular hazırlamam gerekiyor vesaire.
Ama nihayetinde mesleğim gereği çok yüksek konsantrasyon gerektiren bir işte çalışıyorum ben. O yüzden benim bir internet bağımlısı olma gibi bir lüksüm yok. Tam emin değilim. Belki de internet bağımlısı da olabilirim. Yani burada Kerem Hocam beni ölçse fena olmazdı. O yüzden mümkün olduğu kadar kendimi sakındırmaya çalışıyorum açıkçası. Ben bir de geçenlerde şöyle bir şey okumuştum. İnternet bağımlıları bağımlı olduklarını da asla kabul etmiyorlarmış diye. Böyle bir şey var mı Kerem Bey? Aslında bu konuyu ben biraz daha tedavi kısmında konuşuruz diye düşünüyordum. Zaten hani bağımlılığın ilk evresi bunu kabul etmektir. Yani bu sadece internet bağımlılığı değil. Geçmişlerde yine bir programda sigara bağımlılığıyla alakalı konuşurlarken konuk katılıyor. Ya kardeşim ben bu dediklerinizin hiçbirine inanmıyorum falan. Neden beyefendi inanmıyorsunuz? Ya ben 30 yıldır kullanıyorum, ben bağımlı falan değilim. Bağımlılık işte diyor. Kabul etmiyor adam. Zaten kabul etse zaten 2 hafta sonra bırakır. İlk önce bunu farkındalığını uyandırmaya çalışıyoruz. Yani çünkü hani diyoruz ya, öfke krizine giriyor adam ya da işte insan. Bak öfke krizine giriyorsun, hani bak böyle ortada bir yoksunluk sendromu çekiyorsun. Evet. Ama bak bunu işte normal madde kullanan da, X maddeler kullanan da ya da işte sigara kullanan da bu tarz yoksunluk sendromları çekiyor gibi bir farkındalık uyandırmak lazım ki bu tarz bir bağımlılığın tedavisinin belki %50 adımı bu kabullendirmek ilk başta. Evet ben bağımlıyım dediğin andan itibaren zaten düğümler çorap söküğü gibi böyle çözülüveriyor. Geçenlerde bir dizi izledim. Black Mirror'ın dizisini izledim. Aslında o videoyu da, onunla alakalı da bir video çekmiştim. Kartlar kısmından o videoya da ulaşabilirsiniz. Orada da mesela yine sosyal medya, tamamen internet bağımlılığı değil de sosyal medya bağımlılığı üzerinden gidiyordu. Bir sosyal medya firmasının sahibi bir itirafta bulunuyordu. Yani artık kendinin de kontrol edemeyeceği bir duruma geliyor diyor. Sosyal medya internet bağımlılığından bahsediyor. Yani artık algoritmalar, o ince hesaplamalar falan artık bizi tamamen köle haline getiriyor. Mesela ben de mesela şöyle bir şeyler oluyor bazen. Bilgisayarın başındayım, oturuyorum, internete giriyorum. Tamam artık işim bitiyor, kapatıyorum. Yatağa yatıyorum, telefonu alıyorum, yine aynı şeylere bakıyorum. Yani bir şey beni orada fazlasıyla tutuyor. Yani bazen Instagram'da amaçsızca fotoğraflara bakıyorum. Yani bir şey aramıyorum, bir işim de yok ama öyle bakıyorum. Saatlerce bakıyorum. Yani zaten bu bağımlılığın getirdiği birçok hastalık var. İşte başkasının fotoğrafına bakma hastalığı, stalk hastalığı, siberhondrik diye bir makale yazmıştım ben. Siberhondrik diye bir hastalık var mesela. Sadece kendisinin şeylerini şöyle atıyorum, elinde bir yara var diyelim ki, acaba kanser mi oldum deyip hemen internete girip araştırma yapıyorsun. Ve ondan sonra doktora gidiyorsun, doktorun dediklerine de inanmıyorsun. İnternette gördüklerine inanıyorsun. Böyle bir değişik bir hastalık var mesela. Sanırım bu şekilde bayağı bir çeşitlendirilebilir. Ve benim anladığım kadarıyla, sen de öngörürsün diye tahmin ediyorum, İleride bu internet bağımlılığıyla alakalı bayağı çeşitli bölümler açılır diye düşünüyorum. Bu konuda ne düşünüyorsun sen? Şu an hali hazırda bununla ilgili aslında yüksek lisans programları var. Özellikle işte Mehmet Dinç hocaların başlattığı Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde bu tarz bir direkt master olarak alıyorlar ki böyle bir ihtiyaç var çünkü. İnsanlar ciddi anlamda bağımlılık yaşıyorlar, bağlılık yaşıyorlar, bir madde bağımlılığı gibi yoksunluk sendromları çekiyorlar. Hadi bunları geçtim. Adam ailesini kaybediyor. İnsanlar ayrılık noktasına gidiyorlar. Evet. Ondan sonra işte paralarını kaybediyorlar, sağlıklarını kaybediyorlar, çocuklarını kaybediyorlar. Ve bunun bir şekilde tedaviye yönlenmesi gerekiyor. Bu tarz ihtiyaçlar var. Kaldı ki dediğiniz nokta da var. Hani bu sadece bu bahsettiğim işte aile, para, sağlıktan ziyade işte insanın kendi bütün duygusal süreçlerini de, temel duygusal süreçlerini de etkiliyor. Dediğiniz mesela güven problemi ortaya çıktı. Geliyor mesela bize de görüşmelerde. Annesi getiriyor ya da babası. Hocam diyor, bizim çocuk depresyonda. Nasıl diyorum ya, nasıl depresyonda? Ya hocam işte diyor, sabah diyor boyun ağrısıyla uyandı. İşte bir haftadır hiç güldüğünü görmedik. Yemekleri kesildi. Bu çocuk depresyonda. Ne kadar zamandır çocuk böyle? İşte bir hafta ya da iki hafta diyelim. Ama işte peki bu depresyon tanısını nasıl koyabildiniz? Hocam internette okuduk, her şey var artık. Ama işte internetten koyacak kadar basit bir hastalık değil depresyon. Depresyon dediğin adam 3 ay yataktan kalkamaz Allah muhafaza. Hani
ya da en basit böyle şeyleri bile, konuları bile internetten okuyup, değil mi, başım ağrıyor, ben galiba kanserden öleceğim gibi hareketle yol açabiliyorlar insanlar. O yüzden biz de diyoruz tabii ki her zaman işin uzmanına birebir temas ederek öğrenmek lazım diye. Yani internetin elbette, yani şimdi oturup burada faydasını zararını tartışma çok manasız olur. Ama bazı şeyler de temeldir. Örnek veriyorum, hani bir baş ağrısın varsa kanser olmazsın kolay kolay. İnşallah olmazsın. Sonra Kerem Hoca dediyse onun yüzünden kanser çıktık ama. tabii hani, ama kanser olacaksan da gidip bunu tanısın, doktordan almasın yani sonuçta. Tutup da Instagram sayfasından ya da Facebook sayfasından almamalısın, evet, diye düşünüyoruz yani. Kerem, bu işin sonucu yani internet hastalığı, internet bağımlılığı üzerine ilgileniyor. Aslında Arif de bu işin birazcık da başlangıç kısmıyla ilgileniyor. Yani bu girdiğimiz web sitelerini falan Arif yapıyor. Yazılım sürecinde aktif olarak rol alıyor Arif. Yani bir yazılımcı olarak Arif, yani kullanıcıyı bir web sitesinde tutmak için neler yapıyorsun? Soruyu web sitesi özelinde sordun ama bugünkü konumuz sosyal medya olduğu için biraz özellikle onun üzerinde durmak istiyorum. Hepsini. Tabii web sitesi olduğu zaman, işin içine girdiği zaman bizler daha çok bir takım analitik raporların sonucunda bazı tasarımları, evet, tasarlıyoruz. Buna kullanıcı deneyimi tasarım deniyor. User experience olarak geçiyor. Sosyal medya platformlarını internet platformlarından, diğer internet sitelerinden ayıran bir özellik şöyle: kullanıcıların daha çok böyle girip ziyaret edip oraları dolaşması için insanlardaki merak duygusunu uyandırmasıyla alakalı bir şey. Örnek veriyorum, yeni bir sosyal medya platformu yayınlanmış olsun. İnsanlar ilk önce bir üye olup kimin var olup kimin var olmadığına bir bakmak ister. Kimlerin bu platformda yer aldığını görmek, evet, ister. Bunun için ilk önce bir üyelik oluştururlar ve pasif bir durumda beklerler. Sonrasında çevresindeki arkadaşlarının bu platforma kaydolup kaydolmadığını gözlemlemeye çalışırlar. Eğer çevrelerinde de benzer hobileri olan veya yakın olduğunu düşündüğü arkadaşlar varsa onlarla o platform üzerinden iletişime geçmeye başlarlar. Böylelikle o platform büyümüş olur. Bu platformun orada aslında yapmaya çalıştığı şey insanlardaki merak duygusunu kullanmak. Bilmiyorum kullanmak ne kadar doğru bir kelime ama bu merak duygusunu kullanmak. Şu anda biraz aslında tevafuk oldu, üzerine gelmiş oldu. Şu anda bir tane sosyal medya uygulaması geliştiriliyor. Türk bir girişimci arkadaşımız yapıyor. Şu anda ben bunun danışmanlığını yapıyorum. Umarım tamamen Türk olur. Yok, gerçekten Türk yani. Hani şu anda öyle bir girişim var. Ya ilk başta küçük çaplı başlayacaklar uygulamaya. Ben danışmanlık yapıyorum orada şu anda. Yazılım desteği de veriyorum. Orada bu arkadaşımızın en çok öne çıkarmak istediği şeylerden bir tanesi de telefon numarasını zorunlu kılmak. Biz bu konuda çok kendisiyle tartıştık. Ama onun yapmak istediği şey şu: benim telefon rehberimdeki diğer arkadaşlarım da bu uygulamaya dahil olsun. Böylelikle en yakın olduğunu düşündüğü arkadaşlarıyla birlikte bu platforma dahil olmuş olacaklar. Bu da tabii aslında sosyal medyada insanların neden bulunmak istediğiyle alakalı bir sorunun cevabı olmuş oluyor. Yani güzel bir konuya değindin. Aslında bu konu çok açılabilir, telefon mevzusu. Yani telefon koyulursa fake olarak açılan hesapların önüne geçilir vesaire. Ama konuyu çok saptırmayalım. Çünkü şeyden dolayı internet bağımlılığı üzerinden gitmemiz lazım. Kerem, ben sana şunu sorayım. Ben internet bağımlısı mıyım diye birkaç özelliğimi söyleyeceğim. Bunun bir psikolojik, uzman bir psikolog olarak cevabını verirsen sevinirim ya da benim verdiğim cevaplar eksik olabilir, bilemiyorum. Şimdi ben evdeyken telefonu elime aldığımda Instagram'da geçirdiğim zaman diliminde şunu fark ediyorum. 1. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum. 2. Ellerim uyuşuyor. Sence ben internet bağımlısı mıyım? Hocam biraz bağımlıya benziyor. Yani gözleri pıldır pıldır. Ne diyorsunuz? Şimdi internet bağımlısı diyebilmemiz için birincisi sizin o bütün sosyal bağlantılarınızdan fedakarlık vermeniz lazım. İnternet için. Örnek veriyorum, evlisiniz. Evet.
eşiniz yemek hazırladı. Siz Instagram'ı yemeği tercih ediyorsanız, evet siz bağımlı olabilirsiniz. Kaçta örnek veriyorum, 11-12'de uyuyorsunuz. İşte eşiniz uyudu, siz uyumayıp o uyku zamanınızı gece 2'ye kadar, 3'e kadar, belki 4'e kadar Instagram'a ayırıyorsunuz. O kadar değil. Belki bir yarım saat fazlası. Fazlasına yenge herhalde şey yapıyor. İşte o zamanı eğer oraya ayırırsanız, evet siz bağımlı olabilirsiniz. Yine söylüyorum, kesin bir tanı koyamam. Kesinlikle siz, evet, bağımlısınız diyemem ama olabilirsiniz kısmını bir soru işareti koyarım. Benim yakın bir arkadaşım var. Aynı iş yerinde çalıştığımız. Kendisi ne zaman tatile ayrılsa, tatile gitse iş yerinden, biz onun hangi yemekler yediğini, nereye gittiğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini, kimlerle birlikte gittiğini, hangi otelde konakladığını, hatta elini yüzünü hangi muslukta yıkadığına kadar neredeyse her şeyi görüyoruz. Instagram'da story diyoruz galiba. Bu storylerde, evet, normalde bir tane fotoğraf paylaştığınız zaman üstte bir tane çizgi olur. İki tane olacağı, iki tane böyle yanlamasına çizgi olur. Artık bu arkadaşımız o kadar çok paylaşıyor ki orası çizgi değil, nokta haline geliyor. Yani imkansız sayamam orada kaç tane paylaşımın olduğunu ve bazı paylaşımlar da inanılmaz sayıda, inanılmaz miktarda yorumlar var. Yani bayağı üzerinde düşünülmüş, tasarlanmış, videonun üzerine bir yorum yazmış. Bazen okumaya üşeniyorsun yani. Ne yaptın? Tabii ki artık gizledim yani. Onun hesabını görmek, evet, istemiyorum. Çünkü ben de sık sık Instagram'a girip insanların ne yaptığını merak eden biriyim. Yani hani her ne kadar öyle bir lüksüm olmasa da insan merak ediyor sonuçta. Ben buna bir gün sosyal medya bağımlısı olabileceğini söyledim. Ne bana dedi? Bir sinirlendi abi. Bana bir kızdı. Başta belli etmedi. Sonra birkaç gün sonra başka bir arkadaşımdan, Arif bana böyle böyle dedi. Yani sanki böyle kötü bir şey söylemişim gibi, böyle hakarette bulunmuşum gibi bir ifadeyle böyle başkasından duydum bunu. Tabii çok üzüldüm onun adına. Kendi adıma da çok üzüldüm. Bunu böyle çok kırılacağını bilseydim belki söylemezdim ama ben onun bir sosyal medya bağımlısı olduğunu düşünüyorum artık. Yani tabii burada uzmanlarımız var. Belki bunun tanısını koymak buna düşmez ama bir insan gittiği tatili, yaptığı işleri, işinden eve giderken yaptığı her hareketi bu kadar çok paylaşması tabii normal bir şey değil yani. Benim... Evet. Takipçileri, takip ettiğim arkadaşlarımın arasında başka öyle biri yok yani. Hani burada bir belki de dikkat çekilmesi gereken bir konu olabilir yani. Paylaşım yaparken böyle hep olumlu şeyleri paylaşıyoruz Instagram'da. Herkesin hayatı çok güzel. Herkes tatilde, herkes böyle plajda. Yani ne bileyim, mutsuz kimse hiç yok. Böyle mutsuz kimse yok. Yani insanlar neden böyle yapıyor olabilir? Yani bilemiyorum yani, bize sormak lazım ama sen bir psikolog olarak belki bir... hayır. Şey. Doğru. Psikologları abi, insan olarak görmüyorum. Hani biz normal kullanıcı olarak hani... Siz de cevap onlar. Biz vatandaş olarak diyorum. Hani sen psikolog olarak hani bu konuda ne düşünüyorsun? İnsanlar niye hep olumlu şeyler paylaşıyor? Aslında bu durum tam olarak işte bu yazılımcı arkadaşlar yüzünden. Neden? Çünkü hani az önce dedi ya, biz merak duygusunu uyandırmaya çalışıyoruz diye. Şimdi sadece merakla bitmiyor ki olay. Şimdi sosyal medya sana bir kişilik üretme imkanı sunuyor. Orada istediğin gibi bir kişilik üretebiliyorsun. Hatta yaratmak kelimesi burada çok da abes kaçmaz. İstediğin bir kişilik yaratıyorsun orada. Kendi dünyanda, kendi sahte dünyanda. Ne var o kişinin içerisinde? Şimdi burada işte ben, kaç kişi bizi izliyor? Burada sorsak insanlara, desek ki ya abi bir kendini baştan üretsen nasıl yapardın? Kimse demez ki ya işte ağlak, çaresiz, parasız, işte tatile çıkamayan, gün haftada 70 saat çalışan ve tamam hani nasıl yapardın mesela kendi hayatını? Az çalışan, çok para kazanan, işte sürekli mutlu olan, gülümseme suratından hiç eksik olmayan, yani burada kendi hayal dünyasını bir şekilde yansıtır bize. Sosyal medyada zaten kendi hayal dünyasını yansıtıyor bize. Kendi kişilik algısını, kendi kafasında olması gerektiğini düşündüğü algısını yansıtıyor bize. Otomatikman hep mutlu olduğu şeyi paylaşacak tabii. Gittiği tatili paylaşacak tabii. Bak ben mutlu, gördün mü? Ben oraya para verip gittim ama sen gidemiyorsun. Ben kendimi yarattım orada falan gibi düşüncelerle paylaşıyor.